Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz fizik, konumuz dalga mekaniğinde soru çözümü. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgalar iki engel arasından geçiyor. Engeller arası uzaklık omega, dalga boyu lambda'dan büyük olduğuna göre, omegamız dalga boyundan daha büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yarıklar arasında geçen dalgalar doğrusal olur. Eğer omegamız büyükse gençler, kırılma gerçekleşmez. Kırılma gerçekleşmezse doğrusal olarak gelen K bölgesindeki dalgalar L bölgesine geçtikten sonra da doğrusal olarak devam eder. 2. Dalgalar L bölgesine geçince frekans artar. K bölgesinde oluşturulmuş bir kaynakla aynı kaynakla oluşturulan dalgalar L bölgesine geçiyor. Yani kaynağımız değişmediği için frekansımız değişmez. Dalgalar L bölgesinde dairesel yayılır. Burada kırılım gerçekleşmediği için doğrusal dalgalarımız doğrusal olarak devam eder dedik. Kırılma gerçekleşseydi dairesel olarak devam ederdi. Üçüncü öncülümüz de yanlış. Sorumuz doğruyu sorduğu için cevabımız Adana. İkinci sorumuza geçiyoruz. Şekildeki dalga leğeninde dalga boyu lambda, KL engeller arasındaki uzaklık omega 1. Dalga arasındaki mesafe lambda, KL yarı arasındaki mesafeye omega 1 denmiş. LM arasındaki mesafeye de omega 2 denmiş. Engeli geçen dalgalar şekildeki gibi ilerlediğine göre lambda, omega 1 ve omega 2 arasındaki ilişki hangisi olabilir? Şimdi şeklimize bakıyoruz. KL yarığından geçtikten sonra gelen dalgalarımız dairesel olarak devam etmiş. Yani burada kırılma gerçekleşmiş. Kırılmanın şartı neydi? Dalga boyumuzun yarık mesafesinden yani W'dan büyük olması gerekiyordu. Kırılma gerçekleştiğine göre dalga boyumuz omega'dan büyüktür diyoruz. LM yarığına geldiğimizde ise burada doğrusal dalgalarımız yine doğrusal olarak devam etmiş. Demek ki kırılma gerçekleşmemiş diyoruz. Yani yarık mesafemiz dalga boyundan daha büyüktür. Bu ikili ifadeden sıralamaya bakacak olursak omega 2 büyüktür dalga boyundan, dalga boyu da büyüktür omega 1 diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Diğer sorumuza geçiyoruz. İki engel arasına gönderilen su dalgaları kırınıma uğramadan. Eğer su dalgaları kırınıma uğramıyorsa şartımız neydi gençler? Dalga boyumuz küçük, yarığımız daha büyüktü. Kırınıma uğruyorsa ama dalga boyumuz daha büyüktü. Yargılardan hangileri kesin doğrudur diyor. Kesin. Engeller arası mesafe dalga boyundan büyüktür. Engeller arasındaki mesafe dalga boyundan büyüktür. Zaten soruyu okuduğumuzda bu ifadeyi hemen bulduk. Engeller arası mesafe dalganın genliğinden büyüktür. Gençler burada genlikten bahsetmiyoruz. Olabilir, olmayabilir. Engeller arası mesafe dalganın genişliğinden küçüktür. Bu ifademiz de aranmaz kesinlikle. Küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bana kesini sorduğu için cevabımız yalnız bir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde şekildeki kırılma olayı gözleniyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa kırınım azalır. Kırınımın gerçekleşmesi için olayımız neydi? Dalga boyunun yani gelen dalgalar arasındaki mesafenin yarıkların arasındaki bu mesafeden büyük olması gerekiyor. Eğer kırınımı azaltmak istiyorsak dalga boyunu azaltıp yarıkların mesafesini arttırmamız lazım.
Birinci öncülümüz yarık aralığını büyütmek. Yarık aralığını büyütürsek, yani omegayı büyütürsek, kırılma olayı azalır. Doğru. Su derinliğini arttırmak. Su derinliğini arttırmak gençler dalga boyunu artırır. Ama biz kırılmayı azaltmak istiyoruz. Dalga boyunu artırırsak kırılma artar. Dalga boyunu azaltmamız gerekiyor. O yüzden su derinliğini arttırmak değil, azaltmamız lazım. Dalgaların periyodunu azaltmak. Periyot ve dalga boyu arasındaki ilişkiye bakalım. Hız çarpı dalga boyu eşittir hız çarpı periyot. Periyodu azaltırsak doğru orantılı olduğu için dalga boyumuz da azalır. Dalga boyunu azaltırsak kırınımı azaltırız. Yani üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız denizle 1 ve 3. Diğer sorumuza geçelim. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde özdeş K1 ve K2 kaynakları şekildeki gibi girişim deseni oluşturuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? K noktası şimdi katar. Katar ne demekti gençler? Çukur çukur. Dalgalarımız üst üste geldiğinde ya da tepe tepe dalgalar üst üste geldiğinde katar çizgisi oluşuyordu. Şimdi bakalım K noktamız tepe tepe ya da çukur çukur mu? Gençler buradaki düz çizgilerimiz tepe noktaları, denden çizgilerimiz çukur noktalarını gösteriyor. Bakıyoruz bu kaynaktan gelen dalganın tepe noktasıyla bu kaynaktan gelen dalganın tepe noktası üst üste gelmiş. Yani K noktamız bir katar çizgisidir. Doğru. Yarım periyot sonra. Gençler tam periyot ne demek? Bir dalga boyu geçmesi için geçen süre bir periyot. Dalga boyunun yarısı için geçen süreye yarım periyot deriz. Eğer dalga boyu lambda bölü 2 dersek yarım periyot geçmiş olur. Yarım periyot sonra düğüm çizgisidir diyor. Kuralımızı hatırlıyoruz. Lambda bölü 2 mesafesi katardan katara olan mesafe ya da düğüm çizgisinden düğüm çizgisine olan mesafemizdi. Lambda bölü 4 ise katar çizgisinden düğüm çizgisine ya da düğüm çizgisinden katar çizgisine olan mesafemizdi. Burada yarım periyot geçmiş. Yani lambda bölü 2 mesafesi katardan düğüme değil katardan yine katara götürür. Bu yüzden birinci öncülümüz yanlış. L noktası şimdi katar. Bakalım L noktamız katar mı? L noktamız iki tane denden çizginin kesiştiği nokta olduğu için katar çizgisi doğru. Yarım periyot sonra yine katardır. Evet, katardan katara olan mesafemiz neydi? Lambda bölü 2. Yani yarım periyot sonra. M noktası şimdi diyor. M noktamıza bakıyoruz öncelikle. Düğüm çizgisi mi? Düğüm çizgisi olması için gençler ne gerekiyor? Çukur ve tepe noktalarının birleşmesi gerekiyor ki düğüm çizgisi oluşsun. Bakıyoruz düğüm çizgisi değil, denden noktaların birleştiği, yani çukur çukur birleştiği yer. Yani burası bir düğüm değil, bir katardır. Bu yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Doğru cevabı sorduğu için cevabımız yalnız 2 Bursa oluyor. Altıncı sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi girişim deneyinde oluşan düğüm çizgilerinin arasındaki mesafeyi etkiler? Düğüm çizgileri ya da katar çizgileri arasındaki mesafeyi ne etkiler gençler? Dalganın boyu. Dalgaların arasındaki, yani böyle çizgi olarak çizecek olursak tepe tepe noktaları arasındaki bu mesafe azalır ya da artarsa düğüm çizgilerinin arasındaki mesafe etkilenir. Yani burada bizim inceleyeceğimiz şey ne olacak? Dalganın boyu, çizgilerin mesafesini etkiler. Şimdi bakalım şıklarımızda hangisi etkiler? Kaynakların frekansı demiş Adana. Dalga boyuyla frekans arasındaki ilişkiye bakacak olursak, frekansı artırır ya da azaltırsanız dalga boyunu artırır ya da azaltırsınız. Dalga boyunu artırıp azaltmak demek, dalgaların birbirine daha çok yaklaşması ya da daha çok uzaklaşması demek. Yani mesafeyi ne yaparsınız? Etkilersiniz. Yani Adana'mız doğru olur. Diğer şıkları da inceleyelim.
kaynaklar arasındaki uzaklık, kaynaklar arasındaki mesafeyi arttırırsanız daha fazla çizgi oluşur. Düğüm ya da katar çizgisi daha fazla oluşur. Mesafe etkilenmez. Mesafe çünkü dalga boyu ile etkileniyor. Kaynakların titreşim genliği enerjisini etkileyecek gençler, dalga boyunu etkilemeyecek. Kaynakların çalışma süresi daha fazla çizgi oluşmasını, sayısını etkileyecek, yine mesafeyi etkilemeyecek. Kaynakların çalışmaya başlama anları, eğer aynı anda başlarsa simetrik düğüm çizgileri elde ederiz, mesafeyi etkilemez. Evet, cevabımız Adana. Yeni sorumuza geçelim. Bir dalga reninde iki kaynak ile yapılan girişim deneyinde girişim çizgileri oluşuyor. Oluşan girişim çizgilerinin sayısını arttırmak için, çizgilerin sayısını arttırmak için, neydi gençler? Çizgilerin sayısını arttırmak için kuralımız, dalga boyunu arttırmamız ya da kaynakların arasındaki mesafeyi arttırmamız gerekiyor ki iki kaynak arasında oluşan çizgi sayısı, girişim çizgisi ne yapsın? Artsın. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır demiş. Su derinliğini arttırırsak gençler, dalga boyu da artar. Dalga boyunu arttırırsak, dalgaların arasındaki mesafe artar. O zaman girişim çizgi sayısı artmaz, azalır. Kaynağın frekansı artırılmalı. Kaynağın frekansı arttırılırsa, formülümüzü yazıyoruz. Bu artarsa gençler, ters orantılı olduğundan dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa dalgalar birbirine daha yakın olur. Yani o alana aynı iki kaynak arasındaki çizgi sayısını arttırmış oluruz. Yani 2 doğru. Kaynaklar arası uzaklık azaltılmalıdır. Kaynaklar arasındaki uzaklığı azaltırsanız kaynaklar arasında oluşan dalga sayısı azalır. Yani çizgi sayısı azalır. Ama sorumuz bize ne diyor? Sayıyı arttırmak istiyorum diyor. Bu yüzden üçüncü seçeneğimiz de yanlış. Yani cevabımız doğruyu hangileri yapılabilir olduğunu sorduğu için yalnız 2 Bursa olur. Yeni sorumuza geçelim. Su derinliği sabit dalga reninde girişim deneyi yapılıyor. Çizgi arası aralıklar eşit olduğuna göre şekildeki P noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir? Konumuzdan hatırlayalım. İki kaynak arasındaki bu tepe tepe çukur çukur birleştiği yere katar çizgileri diyoruz ve ikisinin tam ortası noktası arasındaki çizgiye sıfırıncı katar ya da merkezi katar çizgisi diyorduk. Sonra yanında birinci düğüm, ikinci düğüm olacak şekilde bakıyoruz. Şimdi burada ne gerçekleşmiş gençler? Şurada bir tepe noktası ile bir çukur noktası. Bir tepe, bir çukur. Bir tepe, bir çukur. Yani burada çizeceğimiz birinci düğüm çizgisi. Bir tepe, bir çukur düğüm çizgisini verir. Yan tarafına geçiyoruz. Çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe. Yani burası ne oluyor? Bir sonraki birinci katar oluyor. Buraya baktığımızda bir tepe bir çukur, bir tepe bir çukur olduğu için P noktamız ne olur gençler? Birinci düğümdü, bir tepe bir çukur, ikinci düğüm çizgisine gelmiş olduk. Aynı şey sıfırıncı dalga katarının yani merkezi dalga katarının bu tarafında da geçerli oluyor idi. Diğer sorumuza geçelim. Su derinliği sabit olan bir dalga leğeninde. Su derinliği sabit demek, dalgaların hızı sabit demekti. Hatırlayalım. Özdeş iki noktasal kaynakla bir girişim deseni oluşturuluyor. Girişim desenindeki düğüm sayısını arttırmak için sayıyı arttırmak istiyoruz. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Düğüm çizgi sayısını arttırmak. Düğüm ya da katar çizgisini arttırmış olacağız. Yani oradaki çizgi sayısını arttırmış olacak gençler. Çizgi sayısını arttırmak için ya kaynakları birbirinden uzaklaştıracağız ki iki kaynak arasında daha fazla dalga oluşsun, düğüm çizgi sayısı artsın ya da dalga boyunu küçülteceğiz,
ki dalgalar birbirine daha yakın olsun, oluşan dalgalar daha fazla olsun ve orada düğüm sayısını artırmış olalım. O zaman birinci öncülümüze başlıyoruz. Kaynakların periyodunu azaltmak. Dalga boyuyla periyot arasındaki ilişkiye bakalım. Zaten hızımız sabitti. Periyodu azaltırsak dalga boyumuz azalır. Dalga boyumuz azalırsa gençler daha fazla çizgi oluşur. Yani düğüm sayısını arttırmış oluruz. Leğendeki su derinliğini arttırmak. Su derinliğini arttırmak demek, dalga boyunu arttırmak demek. Dalga boyunu arttırmak değil, dalga boyunu azaltmak isteyeceğimiz için ikinci öncülümüz olmaz. Kaynakların arasındaki uzaklığı arttırmak. Kaynakların arasındaki uzaklığı arttırırsak gençler, kaynaklar bu kadar mesafedeyken burada oluşabilecek çizgi sayısını düşünün. Kaynaklar uzaklaşırsa birbirinden oluşabilecek çizgi sayısını düşünün. Tabii ki dalga boyu değişmeden daha fazla çizgi sayısı oluşması demek, daha fazla düğüm sayısı oluşması demek. Yani kaynakları birbirinden uzaklaştırırsak düğüm sayısını arttırmış oluruz. Kısaca bu soru için diyebiliriz ki düğüm sayısını arttırmak için dalga boyunu azaltmalı, kaynakların arasındaki mesafeyi arttırmalıyız. Gençler, buna göre öncülümüz ne çıktı? 1 ve 3 doğru cevap. Yeni sorumuza geçelim. Dalgalarıyla yapılan girişim deneyinde özdeş K1, K2 kaynaklarının ürettiği dalga tepeleri verilmiştir. Girişim desenindeki KL ve M noktalarından hangileri düğüm çizgisi? Düğüm çizgisi olması ne gerekiyordu gençler? Düğüm çizgisi, katar çizgisiyle düğüm çizgimiz var. Katar çizgimiz tepe noktaları ya da çukur noktaları. Düğüm çizgimiz ise tepe çukur noktalarının üst üste gelmesi anlamına geliyordu. Yani bu soruda KLM noktalarında hangileri tepe, çukur üzerinde onlara bakıyoruz. K noktasına baktığımızda bir kaynağın tepesiyle diğer kaynağın tepe noktası üst üste gelmiş. Yani bu bir katar çizgisidir. L noktamız çukur çukur noktaları üzerinde gelmiş. Bu da bir katar çizgisidir. M noktamız bir katar bir tepe noktasıyla bir çukur noktası üzerinde kesişmiş. Yani bu bir düğüm çizgisidir. Cevabımız yalnız M oluyor. K ve L noktalarımız katar çizgisi üzerinde, M noktamız düğüm çizgisi üzerindedir diyoruz. Yeni sorumuza geçelim. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde saçak genişliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Saçak genişliği nelere bağlıydı? Önce onu bir hatırlayalım. Saçak genişliğimizi gençler lambda x ile gösteriyorduk. Fant ile perde arasındaki mesafe L çarpı dalga boyu bölü ortamın kırıcılık indisi çarpı kaynaklar arasındaki mesafeye D diyorduk, D yapıyorduk ve bu formülle buluyor idik saçak genişliğini. Okuyalım. Hangilerine bağlı değildir demiş sorumuz. Fant ile perde arasındaki uzaklık, saçak genişliği gençler, fant ile perde uzaklığına bağlı. Yani L'mize bağlı. Kaynaklar arasındaki uzaklık, kaynaklar arasındaki uzaklık yani D'mize bağlı. D'miz değişirse saçak genişliğimiz değişir. Kullanılan ışığın dalga boyu, evet, saçak genişliğimiz dalga boyumuza da bağlı formülden görüyoruz. Ortamın kırıcılık indisi, evet, o da saçak genişliğimizi etkiliyor. Işık kaynağı ile fant arasındaki uzaklık. Işık kaynağımız gençler buraya yaklaşırsa ya da uzaklaşırsa burada oluşan saçakların parlaklığını etkiliyordu. Yani saçağın genişliğini etkilemiyordu. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne. Yeni sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz.
Tek yarıkta kırınım deneyinde yarık genişliği omega iken saçak genişliği delta x perde üzerindeki p noktasında en ince aydınlık saçak oluşmaktadır. Yarık genişliği azalırsa, omega yarık genişliği azalırsa yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi gençler formülümüzü hatırlayalım. Saçak genişlikleri eşittir. Fant ile perde arasındaki mesafe L çarpı dalga boyu bölü omega yarık mesafesi çarpı ortamın kırıcılık indisi demiştik. Şimdi omegamızı azaltırsak saçak genişliğimiz delta x ne yapar? Artar. Doğru, ters orantılı olduğu için. Yani 1 doğru olur. En ince aydınlık saçağın yerine karanlık saçak oluşur. Şimdi bu perdemizde saçaklar oluşuyor. Merkezi aydınlık saçağımız yanında birinci karanlık saçak. Birinci karanlık saçağın yanında birinci aydınlık saçak oluşuyor. Diğer tarafta da aynı şekilde simetrik. Birinci karanlık saçak. Birinci aydınlık saçak oluşuyor. Bu şekilde gidiyor ve en ince aydınlık saçak oluşmuş. Şimdi yarık genişliği azalırsa saçak genişliği artar dedik. Saçak genişliği artarsa gençler bu mesafe daha geniş olacak. Bu mesafe daha geniş olacak olursa eğer karanlık saçağımız nereye kayar? Aydınlık saçağımıza kayar. Yani aydınlık saçak yerine karanlık saçak oluşabilir. Ya da karanlık saçak yerinde aydınlık saçak oluşabilir. Cevabımız ikinci öncülümüz doğru. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir. Merkezi aydınlık saçağın yeri gençler burada değişmez. Çünkü omegamız saçak genişliğini etkiler, yerini etkilemez. Doğru cevabımız 1 ve 2 Denizli. Diğer sorumuza geçelim. Tek yarıkta kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçağı genişliğini arttırmak için. Merkezi aydınlık saçağın genişliğini arttırmak demek gençler. Saçak genişliğini arttırmak demek. Çünkü merkezi aydınlık saçağı arttırmak diğer saçakların da artacağı anlamına gelir. Saçak genişliğimiz delta x eşittir. Dalga boyu çarpı L bölü yine yazıyoruz. Omega çarpı kırıcılık indisi. Eğer saçak genişliğini arttırmak istiyorsak bunları azaltmalı, bunları arttırmalıyız ki saçak genişliğimiz de ne yapsın? Artsın. Saçak genişliğimiz artarsa merkezi aydınlık saçağımız da artmış olacak. Hangileri yapılabilir? Omega yarık genişliği azaltılmalı. Ters orantılı olduğundan saçak genişliğini arttırmak için omegayı azaltmamız lazım. Doğru. L perde uzaklığının azaltılmalı. L ile gençler saçak genişliği doğru orantılı olduğu için L'yi azaltırsak saçak genişliği de azalır. Bu yüzden yanlış oluyor. Lambda dalga boyu artırılmalı. Dalga boyunu artırırsak saçak genişliğimiz de artar. Soru saçak genişliğini artırmayı istediği için doğru. Yani cevabımız saçak genişliğini arttırmak için 1 ve 3'ü yapabiliriz. Yeni sorumuza geçiyoruz. Tek yarıkta girişim deneyinde kullanılan yarık düzleri şekildeki gibi ok yönünde tet açısı kadar döndürülüyor. Buna göre hangileri kesinlikle değişir demiş. Saçak genişliği, merkezi aydınlık saçağın yeri, saçakların parlaklıkları. Şimdi gençler bunu döndürdüğümüz zaman yarığın arasındaki mesafeye omega diyorduk. Bu omega saçak genişliği eşittir L dalga boyu bölü omega çarpı ortamın kırıcılık indisi formülünü yazıyoruz. Eğer ok yönüne döndürürsek bu omegamız yani yarıkların birbirine bu engellerin birbirine olan bu dik uzaklığı birbirlerine olan döndürüldüğü zaman bu uzaklık ne yapmış oldu gençler? Bu omegamız azalmış oldu. Omegamız azalırsa saçağın genişliği ne yapar gençler? Artar. Hangileri kesin değişir demiş. Saçak genişliğimiz kesin olarak değişir. Merkezi aydınlık saçağın yeri, merkezi aydınlık saçağın yeri bu döndürmelerde kesinlikle değişir ya da değişmez.
diyemiyoruz. Saçakların parlaklıkları. Buradan ışık kaynağından ışınlar geliyor ve döndürdüğümüz için parlaklığını ne yapmış olabiliriz? Saçakların değiştirmiş oluruz. Yani saçakların parlaklığı kesinlikle değişir. Doğru cevabımız Edirne 1 ve 3 oluyor. Yeni sorumuza geçelim. 5. sorumuz. Tek yarıkta kırınım deneyinde deliğin bir kısmı saydam olmayan engel ile kapatılıyor. Saydam olmayan. Ne demek saydam olmayan? Işığı geçirmeyen. Yani artık aslında yarığımız bu kadar kalmış demektir bu. Buna göre hangileri değişir? Merkezi aydınlık saçağın yeri. Gençler, ışığımız buradan geçtikten sonra bu iki yarık mesafesinin tam merkezi burasıydı. Merkezi aydınlık saçağımız burasıydı. Şimdi buraya engel koyduk. Bu iki mesafenin tam orta noktası daha aşağısı olacağı için merkezi aydınlık saçağımız aşağıya kaydı ve merkezi aydınlık saçağın yeri değişmiş oldu. Değişeni soruyor. Biri alıyoruz. Merkezi aydınlık saçağın genişliği. Merkezi aydınlık saçağın genişliği formülüne bakıyoruz. Yani saçak genişliği formülümüzden dalga boyu L bölü omega çarpı N. Eğer merkezi aydınlık saçağın genişliği değişiyor mu bakıyoruz. Omegamız bu kadarken bu kadar oldu. Yani bunu değiştirdik. O zaman bunu da ne yapmış olduk azalttığımız için? Bunu da artırmış olduk. Yani merkezi aydınlık saçağın yerini ne yaptık? Değiştirdik. Merkezi aydınlık saçağın parlaklığı. Parlaklığı kaynağı yaklaştırıp uzaklaştırma gibi bir durum olmadığı için parlaklığını ne yapmıyoruz gençler? Etkilemiyor. Yani cevabımız 1 ve 2 oluyor. Yeni sorumuza geçiyoruz. Şekildeki sistemde yapılan değişikliklere göre hangilerinde merkezi aydınlık saçak kesinlikle aşağı doğru değişir? Bakın. Nereye doğru değiştirmesini istiyor? Aşağıya doğru. Evet. Bire bakalım. Bir de kaynağımız normalde şuradan ve şuradan ışığı geçiriyor ve burada tam orta noktada merkezi aydınlık saçağımız oluşuyor. Eğer kaynağımızı yukarıya kaydırırsak ışığımız böyle ve diğer yarımızdan şu şekilde geçecek ve bu mesafenin orta noktası aşağıda olacak. O zaman merkezi aydınlık saçağımız aşağı yönde bir de kesinlikle kayar. İkiye bakıyoruz. Cam levha yani saydam bir cisim konmuş. Eğer kaynağımızın önündeki engele saydam bir cisim yerleştirirsek saydam cisim tarafında geç kalacağı için o yönde merkezi aydınlık saçağımız kayıyordu. Yani 2 doğru olur, aşağı yönde kayıyor. Döndürme sorularında gençler 3. öncüldeki gibi bunun yerini tam olarak gözlemleyemiyorduk. O yüzden 3.'yü kesinlikle değişir diye alamayız. Bu yüzden 1 ve 2 doğru cevabımız. Yeni sorumuza geçelim. Young deneyinde kullanılan ışık kaynağı kırmızı ve yeşil ışık yayıyor. Buna göre girişim desenindeki saçaklardan hangileri gözlemlenebilir? Şimdi gençler ışığımız geliyor kırmızı ve yeşil olarak. Perdemizde ne renk görebiliriz? Şimdi perdemiz kırmızıdır. Kırmızıyı yansıtabilir. Kırmızıyı yansıtır ve kırmızı renk görebiliriz. Sarı. Renklerde hatırlayalım optikte. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı ile yeşilin birleşimi sarı oluşturuyordu. Eğer perdemize kırmızı ve yeşil ışığı yansıtabiliyorsa kırmızı ve yeşil ışığın birleşimi nedir? Sarı ışıktır. Yani ortama sarı olarak girişim desenini ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Karanlık. Eğer perdemiz kırmızı ve yeşili yansıtamayan bir renkte ise mavi gibi o zaman ortamı ne görürüz? Karanlık görürüz. Yani
Üçüncü şık da doğrudur. Cevabımız Edirne. 8. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir yak deneyinde kullanılan ışığın sadece dalga boyu değişirse hangileri değişir demiş. Hemen saçak genişliği formülümüzü yine yazıyoruz. Dalga boyu D bölü kaynakların arasındaki mesafe çarpı kırıcılık indisi. Dalga boyu değişirse gençler, bakın doğru orantılı saçak genişliği de ne yapar? Değişir. Merkezi aydınlık saçağın yeri, gençler bunlar merkezi aydınlık saçağın yerini değiştirmiyor, saçağın genişliğini değiştiriyor. Yani ikinci öncülümüz yanlış. Saçak sayısı. Eğer dalga boyu değiştirilirse, atıyorum arttırılırsa, saçak genişliğimiz de artar. Saçaklar daha geniş olursa o mesafeye sığan saçak sayısı daha az olur. Dalga boyumuz azalırsa saçak genişliğimiz azalır. O zaman o perdedeki genişliğe sığan saçak sayımız artar. Yani saçak sayısı değişir gençler. Üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız geliyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Doğrusal dalgaları iki engel arasındaki geçiş şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Yarım aralığı dairesel su dalgaları üreten bir kaynakmış gibi davranır. Evet gençler bakın. Bu bölgede doğrusal olarak gelmişler, bu bölgeyi dairesel olarak geçmişler. Yani yarık aralığı dairesel su dalgaları üretiyormuş gibi davranmış. Yarık aralığı azalırsa kırılım artar. Kırılım gençler dalga boyunun büyük, yarık aralığının omeganın küçük, dalga boyunun büyük olduğu anlamına geliyordu. Eğer yarık aralığı azalırsa kırılım artar. Bunun azalması, bunun artması demek. Yani kırılım bu azalırsa artar, bu artarsa artar diyoruz. İkinci öncülümüz yarık aralığı azalırsa kırılım artar. Dalga frekansının artırılırsa. Evet, frekansla dalga boyu arasındaki ilişkimizi yazalım. Dalga boyu, hız boyu, frekans diyorduk. Frekans artırılırsa dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa gençler kırılım artmaz, tam tersi azalır. Çünkü neydi? Dalga boyunu arttırmak, yarığı azaltmak kırılımı artırır. Doğru cevabımız 1 ve 2 denizli olur. Diğer sorumuza geçelim. Su dalgalarında kırılım olayının gözlenebilmesi için ne gerekiyor gençler? Hemen yazalım. Omega'nın küçük, dalga boyunun büyük olması gerekiyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Aralık genişliği ders seçimi. Evet, omega'yı küçültmemiz gerekiyor. Doğru. Dalga boyu küçük olmalı. Hayır, dalga boyumuz büyük olmalı. Kaynak frekansı küçük olmalı. Hemen ilişkimizi bir daha gösteriyoruz. Böyle frekans. Frekans küçük olursa dalga boyu artar, dalga boyunun büyük olmasını istiyoruz. Yani üçüncü öncülümüz doğru, kırılım olayı gözlemlenebilir. Cevabımız 1-3 denizli oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Su dalgaları ile yapılan bir girişim deneyinde düğüm çizgileri arasındaki mesafeyi hangilerine bağlı değildir? Mesafe niceliklerden hangilerine bağlı değildir demiş. Kaynaklar arasındaki uzaklık, çizgilerin arasındaki mesafe, kaynaklar arasındaki uzaklık gençler artar ya da azalırsa oradaki çizgi sayısı artar. Yani mesafemiz değişmez. Leğendeki su derinliği. Leğendeki su derinliği artarsa dalga boyumuz artar. Dalga boyumuz artarsa gençler yarım çizgilerin arasındaki mesafe artar. Yani mesafeyi etkiliyor. Leğendeki su miktarına bağlıdır. Kaynakların
önce de yazdı. Frekans dalga boyunu etkileyeceği için, dalga boyunun etkilenmesi mesafeyi etkileyeceği için frekansa da bağlıdır. Hangisine bağlı değildir demiş. Bağlı olmayan yalnız bir. Bir sorumuza geçiyoruz. Su dalgalarıyla yapılan kırının deneyinde şekildeki görüntünün oluşması hangilerine bağlıdır? Gençler, şekildeki görüntümüzde ne oluşmuş? Dalgaların arasındaki mesafe, dalga boyumuz var ve engellerin arasındaki mesafe, omegamız var. Doğrusal dalgalarımız dairesel dalgaya dönüşmüş, kırılma gerçekleşmiş. Yani dalga boyumuz omega'da büyük. Hangilerine bağlıdır? Yani kırılımın gerçekleşmesi, aralık genişliği. Evet, omegamıza bağlı. Dalgaların genliği, genlikle ilişkimiz yok. Neye bakıyoruz çünkü? Omega'ya ve yarık mesafesine bakıyoruz. Dalgaların yayılma hızı. Dalgaların yayılma hızına bakacak olursa gençler, dalgaların yayılma hızıyla dalga boyu arasında doğru orantılı var. Yani hızını etkilersek, dalga boyunu etkileyeceğimiz için görüntünün oluşması, yani kırılımın gerçekleşmesinde dalgaların yayılma hızı da etkilidir. Yani cevabımız 1 ve 3. Şekil 1'de üretilen dalgalar engelden sonra doğrusal şekilde ilerlemektedir. Doğrusal dalgaların şekil 2'deki gibi dairesel olabilmesi için hangileri tek başına yapılabilir demiş. Şimdi gençler, doğrusal dalgalar şekil 1'de doğrusal devam etmiş, kırılım gerçekleşmezken ikinci şekle geldiğinde de kırılım gerçekleşmiş. Demek ki dalga boyu burada yarık mesafemizden büyük. Bu olayın gerçekleşmesi için ne yapmamız gerekiyor? Dalga boyunu arttırmak, yarığı azaltmamız gerekiyor. Bakalım. Leğendeki su derinliğini arttırmak. Leğendeki su derinliğini arttırmak dalga boyunu arttırıyordu. Çünkü derinlik arttıkça dalga boyu artar. Yani bunu yapabiliriz. Gelen dalgaların frekansı azaltılmalı. Frekansla dalga boyu ilişkisine bakalım yine. Dalga boyu frekans azalırsa ne olur gençler? Artar. Yani ikinci öncülümüzde doğru dalga boyunu arttırıyoruz ki kırılım gerçekleşsin. Birinci şekli ikinci şekle dönüştür. Engeller arası mesafe omega azaltılmalı. Omega azaltılmalı dedik. Zaten başlangıçta da dalga boyu arttırılmalı dedik. Bunu da yapabiliriz. Yani üç öncülümüzü de birinci şekilden ikinci şekle, yani kırılımın gerçekleşmesi için yapabiliriz. Doğru cevabımız Edirne. Diğer sorumuza geçiyoruz. Su dalgaları ile yapılan girişim deneyinde düğüm çizgileri arasındaki mesafenin daralması için, yani çizgilerin arasındaki mesafenin ne yapması lazım? Azalması lazım. Bu mesafenin azalması için dalga boyunu ne yaptırıyorduk? Azaltıyoruz. Dalgaların arasındaki dalga boyu azalmalı ki daha fazla çizgi oluşsun ve arasındaki mesafenin daralmasını sağlayalım. İşlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır demiş. Kaynaklar arasındaki uzaklık arttırılırsa gençler, çizgi sayısını arttırırız, mesafeyi etkilemeyiz. Burada mesafenin azalması için dalga boyunu azaltmayı arıyoruz. Dalga reyine su eklenmeli. Su eklersek dalga boyu artmaz, ne yapar? Azalmaz, ne yapar? Artar diyoruz. Yani bunu da alamayız. Kaynakların frekansı azaltılmalı. Eğer kaynakların frekansını azaltırsak dalga boyu
arttırılmalı. Arttırırsak dalga boyu ne yapar? Azalır. Zaten biz ne istedik? Mesafenin daralması için söylediğimiz ne? Dalga boyunun azalmasını istiyoruz. Evet, frekansı arttırmak dalga boyunu azaltılır. Yani üçüncü cevabı alabiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzdan devam ediyoruz. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde doğrusal dalgalar kırılma uğruyor. Dalgaların hızı 18 cm olup yarık genişliği 6 cm'dir. Yarık mesafemiz omegamıza 6 demiş. Frekans aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi gençler, burada doğrusal dalgalarımız dairesel dalgaya dönüştüğü için burada dalga boyumuz 6'dan küçük olamaz. Minimum 6 olduğunu varsayarsak, dalga boyu frekans formülünden hız bölü frekans, frekansımız isteniyor. Bu ikisini yer değiştirir isek, hızımız 18, dalga boyumuz 6 olursa ne çıkar frekansımız? 3. Yani 3'ten büyük olamaz gençler. Hangisi olamaz diyor? 4 olamaz. Çünkü kırınım gerçekleştiği için dalga boyumuz omega'dan büyük olmalı. Dalga boyumuz en az 6 olduğunu varsayarsak 3 ve 3'ten küçük olabilir frekansımız. Ama 3'ten büyük olamaz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sabit derinlikli bir dalga leğeninde özdeş K1-K2 kaynakları ile girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? K noktası ikinci katar üzerinde gir demiş. Şimdi öncelikle bunlar merkezi katar çizgimizi çizdik. Merkezi katar çizgimiz. Sağında ve solunda olanlara bakıyoruz. Şimdi şuradan çizdiğimiz bir katar, bir tepe, bir çukur, bir tepe, bir çukur, birinci düğüm çizgimiz. Buraya geldiğimiz zaman tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur giden birinci katar çizgimiz. M noktası. Bu tarafa gidiyoruz. Bir tepe, bir çukur, bir tepe, bir çukur. Şurası birinci düğüm. Buraya bakıyoruz. Tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur olan yerimiz, yani L noktamız birinci katar. Çünkü tepe tepe, çukur çukur, katar, tepe çukur, düğüm çizgisi. Devam edelim. Tepe çukur, tepe çukur, tepe çukur. Birinci düğüm yazdık. İkinci düğüm çizgimiz. Çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur, tepe tepe. K noktası da tepe tepeye denk geldi. Birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar çizgisi oluyor. Şimdi sorumuza devam. K noktası ikinci katar üzerinde tepedir demiş. K noktası ikinci katar çizgisi üzerinde mi? Evet. Ve tepe tepe üst üste gelmiş çift tepe mi? Evet. Birincimiz doğru. L noktası birinci katar üzerindedir. L noktamıza bakıyoruz. Birinci katar üzerinde mi? Evet. Çift çukur mu? Evet. Çizgi çizgi üst üste gelmiş. M noktası ikinci katar üzerindedir. Bakıyoruz. M noktası birinci katar üzerinde olduğu için üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 oluyor gençler. Diğer sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Su dalgalarında kırınım olayında kırınımın artması için. Kırınımın artması için dalga boyunu arttırmalı, yarık mesafesini azaltmalıyız. Bunu önceki sorularımızda da yaptık. Hangileri yapılabilir? Aralık genişliği daha dar seçilmeli. Evet, omegamızı azaltmalıyız artması için. Doğru.
Dalga boyu daha küçük olmalı. Hayır, dalga boyumuz daha büyük olmalı ki kırınımı arttıralım. Çünkü dalga boyu arttıkça yarık mesafesi azaldıkça kırınım olayı artıyor. Kaynak frekansı azaltılmalı. Hemen frekansla dalga boyu ilişkimize bakalım. Frekansımız azalırsa dalga boyumuz artar. Dalga boyumuz artarsa kırınım olayı artar. Yani cevabımız 1 ve 3 Denizli oluyor. Yeni sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri Doppler olayından faydalanılarak yapılmıştır? Doppler olayı neydi gençler? Frekansın değişme olayıydı. Gözlemciye göre, hıza göre. Evet, ve günlük hayatımızda örnekleri vardı. Bakalım birincisi bu örneklerden biri mi? Hız tespit radarlarının çalışması. Radarlarda Doppler olayı gerçekleşiyordu gençler. Yıldızların dünyadan uzaklaştıklarının tespiti. Burada Doppler olayı günlük hayatta örnek verdiğimizde vardı. Sonar cihazı derinlik ölçülmesi. Bu Doppler olayı değil, yansıma. Ses dalgalarının yansıma olayıydı. Doppler olayı ile ilgisi yoktu bu cihazımızın. Yani cevabımız 1 ve 2 oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.